Kocam Ankara derbisi ve gelen liderlik. Evet. Haftalardır biz bugünü bekliyorduk aslında bakarsanız liderlik konusunda ve istatistiklerin hepsinde en üst sıradaki bir Ankara gücü var. Bir değerlendirmenizi alalım dedik. Bu sezon ilk kez bir antrenman değerlendirmesi alabiliyoruz sizden. Eyvallah. Özellikle hoş geldiniz. Evet, bir Ankara derbisi. Yıllardır bir güzel tatlı bir rekabet var. Tabii ki biz beklentileri biliyoruz. Bu takım niçin kuruldu onu biliyoruz. Oyuncuların ben de bunun farkındayız. Dolayısıyla hem derbinin olmuş olması ayrı bir özellik. Hem de özellikle içerideki maçımızı deplasman gibi görünse kazanmamız bizim için önemli. Dolayısıyla kazandığımız için tabii ki oyuncuların ben de camiada çok mutluyuz. Ama her maç bir final. Bu saatten sonra oynanan her maçın kendi içerisinde çok önemli değeri var. Oyuncularım ve ben de bunun farkındayız. Bulunduğumuz konum şu anda lideriz. Önemli olan lig sonunda bu şekilde bitirebilmek. Tek amacımız, tek derdimiz bu. Bunun için çalışıyoruz. Hocam siz hep ihtiyatlı açıklamalar yapmıştınız transfer yasağının açılmasıyla ilgili. Son dakikaya kadar biz de açılır diye bekliyorduk ama açılmadı. Bu sizin açınızdan bir handikap yaratıyor mu? Yok, o zamanlarda yani ben hep olumsuz, en kötü senaryoyu düşünerek o zaman da böyle açıklamalar yapıyordum. Dolayısıyla açılmayacakmış gibi biz düşüneceğiz. Buna göre planlama yapacağız. Dolayısıyla da beklentimiz, beklediğim aslında belki açılsaydı daha iyi olurdu ama açılmaması adına da gerekli donanıma sahibiz kadro olarak. Bu da bizi lig sonunda istediğimiz hedefe götürecektir diye düşünüyorum. Şimdi bir kadro kaliteniz de kulübeniz de 5 de sağlamdı. Ama iki tane özellikle forvet bölgesinden bir tane defanstan adam eksildi bir de. Yani evet. Transfer yapılamadı ama kadroda da bir eksiklik oldu. Evet. Bu sorunu teşkil edecek mi hocam? Ya haftalardır ön tarafı ritimli bir şekilde, düzenli bir şekilde oynatamıyoruz. Ya sakat oluyor, ya Covid oluyor, ya cezalı oluyor. Dolayısıyla hani biz bunlara hazırlıklıyız. O yüzden diyordum yani sezon başı hani planlamayı doğru yaparken sezon içerisinde bunun rahatlığını yaşarsın. Biz sezon başı doğru yapılanmanın içerisinde olduğumuz için aslında şu durumda çok fazla zorlanmıyoruz. Ama kimin oynadığı çok önemli olmuyor bazen. Sistem içerisinde oyuncu değerli oluyor. Dolayısıyla belli bir oyun şablonumuz ve sistemimiz var. Bu sistem içerisinde oyuncuların yokluğunu çok fazla hissetmiyoruz açıkçası. Bu da oyuncularımızın kalitesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu hafta da yine bir iki oyuncumuz sakat, yetiştirebilir miyiz bilemiyoruz ama yetiştiremesek bile B planımız var mutlaka. Oynayacak oyuncularımız var. Hocam sakatlar değinmişken Atıf'ı göremedim ama onun son durumu nedir? Sakatlanarak çıktı. Atıf'ın işte son oynadığımız maçta adalesinde bir zorlanma oldu. Dolayısıyla şu anda tedavisini sürdürüyor. Maça yetiştirmeye çalışıyoruz. Yarın belli olacak. Yarın bir test olacak onun. Yarın buna net cevap verebiliriz. Pinto hazır ama. Pinto hazır. Pinto geçen hafta da hazırdı. Ama Yasin'in oynamış olduğu oyunlarda ciddi performans vermiş olması. Dolayısıyla şu anda tercihimizi yine Yasin'den yana kullanacağız. Ama Pinto da bizim için değerli ve özel tabii ki. Şimdi futbolcular da İstanbul maçının çok önemli olduğundan bahsettiler. Sizin de çok iyi tanıdığınız bir rakip var, İstanbul Spor. Bu maçla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Ya her maç kendi içinde önemli. Dolayısıyla dediğimiz gibi bugün hangi rakiple oynarsan oyna çok önemli. Çünkü kazanman gerekiyor. Kazandıkça yakalanmış olduğun avantajı korumak durumu söz konusu. Dolayısıyla tabii ki İstanbulspor kendi oyun sistemi. Ben de orada 6 sene çalıştım. Geçen sene de çalıştım. Bir oyun anlayışları var. Ne olursa olsun bunu değiştirmiyorlar. Dolayısıyla iyi oyunlar oynuyorlar. Zor bir rakip. Zor bir maç olacak ama güzel bir maç olacak. Tabii ki bizim hedefimiz zor da olsa kazanmayı bilmemiz gerekiyor. İnşallah hak edip kazanacağız bunda. Taraftar için de hocam bu hafta 4 maçı olacak. Yani saat 4'te olacak. Gündüz maçı diyebiliriz bir nevi. Cumartesi günü de olacak. Yani tribünün de dolu olmasını bekliyoruz. Bu sezon ilk defa belki bütün tribünler dolu olacak. Taraftarla ilgili ne söylerseniz. Ya taraftarımız tabii ki onlardan koşulsuz destek bekliyoruz. Tabii günümüz şartları ekonomik olarak günümüz şartları zor. Pandemi, biz bazı şeyleri anlayabiliyoruz. Fedakarlık yapabilen gelebiliyor. Gelemeyen de gönülden destekliyor ya da
ekranlardan seyrediyor ama gelmeseler de bizim arkamızda ciddi bir güç olduğunu, bizi inanılmaz desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla gelebilen herkesin üzerinde, tabii ki takım üzerinde çok büyük gücü olacak. Umarım yavaş yavaş her geçen hafta o stat dolar, güçlü Ankara gücü gücümüze güç katar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.